Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese güzel günler diliyorum. Evet, zambaklar açtı, bitti. İlkbaharda acele ediyoruz. Bu çiçek atsın, diğer çiçeğimiz açsın. Zambaklar açınca yazın ortası diyoruz. Fakat bu yaz hepsi erkenciydi. Zambaklar her seneden önce açtı. Bir 15 gün daha erken açtılar. Açtılar, hemen döküldüler. Çok yoğun sıcaklar. Bizim buralarda 35 derecenin altına pek düşmüyor sanıyorum. Çok sıcak. Şimdi kaldı onların saplarını tohuma yatırmaya. Şöyle haşhaşlarımız da açtı. İlk önce onlar açtı tabii ki. Benim bahçemde 8 ay en az çiçek. Gardelenden başlıyor kasım patlarına kadar. Şöyle her köşede dediğim gibi zambağım var. Fakat sıcaktan çıkıp da size doğru dürüst video bile çekemiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi bu zambakların köklerini ben tohuma yatıracağım. Nasıl böyle? Çok kısa yapmak istiyorum videoyu. Tarif edeceğim. Şöyle arkadaşlar, burada bir tane kestim. Ve topraktan böyle bir santim, böyle bir parmak yukarıdan keseceğim. Onları istif yapacağım. Bir başlayalım bakalım. Arkadaşlar böyle kesiyoruz kökleri. Böyle topraktan ben hemen bir parmak üstte kesiyorum. Daha sonra kökleri çıkaracağımdan dolayı yerleri belli olsun diye. Ne zaman keseceğiz diye soranlar için arkadaşlar şöyle. Daha suyunu tüketmeden. Şu anda kökte su var. Yeşil. Hangisinde su yok? Şöyle tarif edeyim. Bak. Çok kurak olduğundan dolayı zambak yarık, toprağın yarık tarafına denk gelmiş. Bak içi kurumuş. Köküne hiçbir şey olmuyor. Sapı tabii kuruyor. Bunlardan bir şey olmaz. Bundan tohum çıkmaz. Arkadaşlar gölgeli yerlerde boyları çok büyük ve çok kuvvetli kökler. Çok güneşe kalanlar, toprak çok zayıf olan yerlerde biraz daha hafif tabii. Çok sıcağı sevmeyen bir bitki. Soğuk iklimde daha fazla olan güzel yetişiyor. Hani deniz seviyesinden yüksek Yüksek. rakımlarda daha güzel olduğunu biliyorum. Ama biz burada deniz seviyesindeyiz. 10 metre ne kadar bizim rakım burada? O kadar. O kadar işte. O yüzden çok kurak. Yani toprak su görmüyor neredeyse. Ama yine de çok güzel açtılar. Şimdi arkadaşlar köklerimi koydum. Gazeteye koyuyorum. Altını üstünü şöyle sarıyorum. Amaç kökler koruntuda kalsın. Nemini kaybetmesin. Nemini kaybetirse kökler kuruyacak. Hiç şey vermeyecek. Yani artacık çıkarmayacak. Şöyle bunun ipini de alayım. Açabilirsin. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bağlıyorum. Dağılmasınlar. Ve bu paketleri, çuvalları bodruma koyacağım, nemli yere. Hani nemini kaybetmeyecek şekilde, rüzgarlı yere olmayacak. Hani aynı şeyde duracak, seri yere. Ve sonra da böyle hafiften ıslatıyorum gazeteleri. Nemli kalsın diye. Ve çuvalların içini dolduruyorum onları.
Sonra çuvallara da dediğim gibi seri yere koyunca çullarla böyle eski bir şeylerle naylonlarla kapatıyorum. Kurumasın. Amaç kurumasın. O kadar basit. Şöyle dolduruyorum. Kapat. Evet. Arkadaşlar bu kökünde kırılmış. Çok rüzgarlarda, tabi çok otlu bir yerdeydi. Sapları keserken elime geçti. Ne kadar böyle daha orada başlamış yavrulamaya. Tabi orası nemli olduğu için otların. Şimdiden sonra kuyucuklar tabi olmayacaklar. Ama bu vaziyette ben paketlemeye devam ediyorum. Ne kadar paketleyeceğim bilemiyorum. Ne kadar ne çıkacak. Hala daha kesilecek var. Şöyle bir çuval yaptım burada. Bunlar yaptım. Bu sene bunlardan isteyen olmasın arkadaşlar. Kök göndermiyorum. Çok pahalı kargolar. O yüzden göndermeye değmez. Arkadaşlar böyle tohumları da var. Tohumundan soranlar var. Ben tohumundan hiç denemedim bugüne kadar. Ama böyle saplardan çok başarılı olduğundan dolayı devam ediyorum. Saplardan. Böyle ne kadar başarılı olur olamaz. Geçen sene almıştım sanki ama bir yerlere koydum, unuttum tabi sonra onu. Ne kadar başarılı olacağını bilmiyorum, iddia etmiyorum ama deneyen, arzu eden deneyebilir. Ben paketlemeye devam ediyorum, biçmeye, tohuma yatırıyorum. Benden bu kadar. Bu bilgiyi bahçesi olanlar, hobiciler geç kalmadan kesip yatırsınlar. Bu vaziyette muhafaza ediyorum arkadaşlar. Bodruma indiriyorum. En az 3 ay kalacak böyle paket içinde. Ekim, Kasım ayında açılacak. Yağmurlar başlamadan açmıyorum. Sonra da ekiyorum. Allah'a emanet olun. Güzel günler hepimizin olsun. Yarınlarımız bugünden daha güzel olsun.